Abzu hiç izlenmeyen formatımızın yeni bölümünde... Ben isyan edeceğim. Sen konuş, bir giriş yap bakayım. Şu an dursak bak. 20 kişi izler zaten. Gülmeme challenge yapalım. Vallahi bak. Aynen bak, yapalım bak. Yapalım, ne olacak? Gayet. Belki de bu bir mesaj. Ne diyorlar? Yapmayın diyorlar. Ha, tamam o zaman. Tabii yani halkımızın bir şekilde bir şeyleri anlatma şeyi var yani. Değil mi mesela, cezalandırılır. Ne oldu televizyonda mesela? Bir program, bir dizi başlıyor. Son Koğuş'taki Asiye. Mesela dizi bu. He. Belli yani, izlemeyecek yani. Kötü dizi yani, anladın mı? Program reytinglere bir bakıyorlar. 37. sırada. Sonra? Zuhal Topal'la Yemeğim Sensin programı bile... 4. tekrar. Aynen. Gelinim takla atıyor programı bile bu şeyi geçmiş. Diziyi geçmiş. Gelinim takla atıyor, müthiş bir program. Gelinlere şey yaptıracaksın. Wipeout yaptıracaksın. Gelinim takla atıyor. Gelinle kaynalar yukarıdan taktik verecek. Gelinler o parkurlarda ninja var ya onunla gelinler yarışacak. Nasıl fikir? Bir anda kanaldan açıklama. O hafta ne yayınlanıyor? Recep İvedik 6. Sezon finali yapılmış. Bazen sezon finali bile yapmıyor. Abi suratına kapatıyorlar. Arada kesiyorlar. Pat diye kapatıyor. Oyuncular içeride kalıyor yani. O kadar kötü. Mesela bizimki öyle olacak büyük ihtimalle. Hafta ya. Diye ki beceremeyeceğin. Dam diyor, suratımıza kapatacak. Kanal yöneticisine gidiyor, diyor ki o hafta maç var diyor. Ondan izlememiştir diyor. Tabii. Ne maçı vardı diyor. Gazişehir Sakarya bilmem ne maçı. Ama durum o ki son bölüm çekiyoruz arkadaşlar. Batıyoruz. Patron çıldırdı. Artık videonun konusundan bahsedeyim yani. Şimdi gelinleri falan taklattırdık da. Bugün konumuz Türkiye'nin en nezih, en minnoş, en röpte şambırlı insanı. Türkiye'nin hakikaten aydınlık yüzü ya adam. Vedat Milor'u inceleyeceğiz bugün. Yani inceleyeceğiz derken onun üzerinden nasıl bu adam, kim bu adam? Neden bu kadar minnoş? Vedat Milor'u burada onurlandıracağız. Nasıl Twitter'a düştü, kirlendi. Adam bildiğin kirlendi çünkü yani. Eskiden pırlanta gibiydi. Dünya tatlısı bir adamı nasıl Twitter fenomenini çevirdik, ona bakacağız. Aynen. Kendi ellerimizle. Tatlı olmadı mı? Kendi halinde kirli oldu. Adam tatlı ama yazık, ömründen gitti, haberi yok. Evet. Yani evinde oturuyordu, hanımıyla şarabını içiyordu. Dizi izliyordu, belki bir geziyordu adam belki. Dünyayı geziyordu. Şimdi ben evdeki muhabbet biliyorum, ne biliyor musun? Karısı geliyor diyor ki, ya bey diyor, şu telefonu artık yeter. Bey demiyor tabii, bunlar köylü mü bizim gibi? Anca benim hanım bey de. My darling, bu nedir yani, sürekli telefondasın. What the fuck is going on? Ne kadar tatlı, ne kadar minnoş, ne kadar hani... Böyle görünce böyle yanaklarını mıncaca, dedem benim, amcam benim diyesin böyle yani. Böyle şey böyle hani o kadar... Abim benim. O kadar bize uzak ki, bizim olsun istiyorsun yani. O kadar evet. Uzak ama o kadar yakın. Aynen. Böyle tatlı, böyle tatlı bir insan kendi nelere döndü, ona bakacağız. Bu adam nasıl uzaktı bak, hiçbir şeyden haberi yoktu. Bak altta yapılan yoruma bak, bir tanesi yapmış. Un kapanı pilavcısı. Bu herhalde şey, mekan tavsiyesi. Mekan tavsiyesi istemiş takipçilerinden. Takipçilerinden bir de demiş ki un kapanı pilavcısı. Cevap? Vedat Milor da o ne demek demiş ya. Ya bak, ne pilavdan haberi var ne undan haberi var. Un kapanından haberi var. Yani memleketten haberi yok. Kurban oldum, ne kadar mutluymuş eskiden. Adamı her biriyle mutsuz ettik. Aynen öyle. Kendi adını menüde görmüş. Aynen. Menü adını, nerede? İşte adamı bak buraya sıkıştırmışlar. Vedat Milor'un fotoğrafını koymuşlar menü. Fırın kebabın ya, üstünde Vedat Milor var. Nasıl ya, bir porsiyon Vedat Milor? Aynen, birisi de görmüş bunu. Demiş ki Vedat Milor'u yoğurtla beraber mi servis ediyor acaba demiş. Vedat Milor'un cevabı, İstanbul'daki tatlı Konyalılar'da etli ekmek iyi ama özellikle Vedat Milor'un tadını Konya dahi bulamazsınız diyor. Neden böyle demiş biliyor musun? Evet. Memleket neresi? Konya. Konyalı bir adam. Konya evet, Konyalı. Ya ne kadar enteresan değil mi? Neler oluyor dünyada? Lütfen zaten... ustaya söyleyeyim, beni dondurulmuş kuyruk yağıyla orta az pişirsin. Yani nasıl giderim onu da biliyor yani. Ekşi Sözlüğe de katılmış. Soru şu, öncelikle hoş geldiniz. En sevdiğiniz tatlı nedir? Soru bu. En sevdiğim tatlı eşimin dudağı. Vay be. Ya. Ben öyle bokunu çıkarmıyorum romantizmin. Şımartmak istemiyorum. Bizde öyle şeyler olmaz. Neyse, buraları kesin. Adamın biri Vedat Milor'un tweetine cevap verirken Vedat Bey yerine yanlışlıkla klavye düzeltmiş, Vefat Bey yazmış. Vedat Milor diyor ki eskiden bana Vefat Bey diye yazıyorlardı. Benimle dalga geçip çok yaşlandığımı ima ediyorlar zannediyormuş adam. Ha, o sırada bir sürü de insanı bloklamış ya, yani. Kıyamam ya. Bana dalga geçiyorlar benimle diye. Ya. Ay kıyamam ya. Pırlanta gibi bir ben insan ya. Ben bunu bilmiyordum. Abi para veriyor musun yemeklere yoksa hep bedava mı? Hep bedava mı gömçürüyorsun diye sormuş. Hesap ödeme işini çok ciddiye alıyordum. Bir gün hesap almamak için kalbine bıçak tutan ve saplayacağını söyleyen restoran sahibinden sonra hayatım bazen bir hesap ödemek için çok zor olduğunu anladım. Mübalağalı, tatlışlılı bir şey. Yani olay şu, adam şöyle bir ne olur demiş. Bu da bunu o kadar tatlı söylemiş ki yani şey. Evet yani. Evet. Ne olur saplamayınız. Ben tamam size para ödemeyeceğim. Vedat abi senden hesap alan utansın ya. Buradan ben şey diye tekrar gireyim o zaman. Giriş yapayım. Ve hep birliğiyle ne ya? Sen çok kasıyorsun da biraz rahat ol ya. Evet ya, ya şunları şöyle
haber sunar gibi anlat. Oğlum biraz rahat ol ya. Bir içeğimiz var, onu okuyacağız. Bak gene aynı yapmacılığına, gene yapmacıklığına gene bürünüyor. Ben çok rol yapıyorum. Şunu yapma işte. Yani normal muhabbet edelim oğlum. O bahsettiğim buydu bak. Demin de oydu. Sen burada videoları donduruyorsun. Muhabbet edelim ya. Küfür ederim ben. Şimdi de şeydi yani, ne bileyim, hadi de ki şimdi de şeye geçelim falan de. Yani böyle şunları yapıyoruz falan, böyle niye bu moda giriyorsun? Ve adamı delirttiler. Adamı sonunda, en sonunda iyice dediler ki bu adamla biz biraz uğraşalım. Vedat Milor'la ilgili bence tüm zamanların en iyi tweetlerden biri bence bu. Avrupa'yı duruş, karizma, her şey var. Hayatta daha önemli şeyler var adam için o zaman. Ama... İkinci motoruna bak. Twitter savaştan sonra resmen bu oldu ya. Vedat abi yapma bunu, kendini yapma ya. Bak ailenle vakit geçirip güzelce boş ver, yorum yorum okuma, şu insanlara cevap verme, kurban oldum ya. Fotoğrafın arkasında ölürüm Türkiye'm çalıyor. Bak sizce niye gidiyor? Bak Vedat abi tekrar program yapacak mısın diyor. Teklif gelmez diyor. Gerçekten çok üzücü Vedat abi. Sizden bir şeyler öğreniyorduk artık, buralardan ne yap kaparsak diyor işte. Artık yani Vedat evet. Twitter'ın kaldı diyor abi diyor. Ben de bir konuşamıyorum niyeyse. Şarap içmeyi bırakır ve birilerinin lokantalarını översem teklif gelir ama haysiyet gider. Üfle. Oh, yarasın. Ya adam melek gibi ya, evliya gibi adam, bak orta sınıf ahlakı yapıyorsun falan diye Vedat Milor'a gömüyor. Ben okuyayım mı? Oku abi. Orta sınıf ahlakı. Nahoş olayı milliyetçiler payanda ekmeğe çakallı. Tahta fotoğraf için milliyetçi ajitasyon sosunu bol koymuş Vedat abim. Ne de olsa olduğunu ne de kopuyor. Bizimle marinasyon edilmiş bir insan falan filan. Geçiriyor sözde kendince Vedat abimize. Vedat abinin cevabı da şöyle. Yoruma bakar mısınız? Amerika'da büyüyen ve annesi babası farklı ülkelerden olan gençlerin bu kültürlere olan ilgisini ve sahiplenme çabasını çarpıtmış ve ajitasyon yaptığını iddia etmiş. Okurken bile zor. Yani size hak veriyorum yani anlamak zor. Ama yani kendince tatlı tatlı lafını sokmuş. Meramını anlatmış. Anlatmış. Yavrum boş yapmaya getiriyor. Ondan sonra çocuğun biri geliyor. Anıl. Diyor ki ya Vedat Bey burası İsveç değil. Düzgünce açıklama yapmanıza gerek yok. Hayre söylüyor. Düzgünce açıklama yapmanıza gerek yok. Yok ana bacı yapın siz de. Biz size hak veririz diyor. Ana bacı yap diyor. Vedat Bey'in tepkisi müthiş ya. Annesinin Twitter yok. Yapamaz ki. Türkiye'nin her alanında bir tane Vedat Milor olsun isterdim. Keşke. Her alanında ama. Yani. Biri soruyor Vedat abi, Vedat abi börek dediğin kıymalı mı olur, peynirli mi olur diyor. Sen börek mi diyorsun? Börek mi dedin? Börek dedim. TikTok'lerden mi geldin? Börek. Börek diyor, makbulü. Evet. Kıymalı mı olur diyor börek, yoksa peynirli mi olur börek diyor. Bir anket çakmış, güzel. Anket de koyuyor, Vedat abi cevap veriyor. Diyor ki arkadaşlar maalesef çok geç kaldınız, artık su böreğin çedarlısı makbul. İşte. Şey gibi böyle. Biz de aynı taraftayız. Vedat abi biz de gömdük çedarcılar ama izlenmiyor. Seni favlıyorlar. Bizi izleyen yok. Yok. Gırtlak. Reklam anlaşmam yok demiştiniz ama yazdığınız ve sonrasında gelişen viral kokuyor. Zaten menemen konusunda insanların nabzını yoklamıştınız. Böyle bir reklam anlaşması yapmanız normaldir. Ancak şunu belirtmek isterim ki yemekler kadar insanları da iyi biliyorsunuz. Koku duyunuz çok zayıfmış o zaman. Buraya o zincirli şey istiyorum şimdi. Ooo! Dış varmış hareket oraya. Bak o tatta yani. Hani Türkiye'deki restoran paylaşımlarınızda yorulma kapalı olacağınızı söylemiştiniz. Neden bu kararınızı Beyti'de uygulamadınız diye birisi cevap sormuş. Onur Bey merhaba, uygulamadım çünkü paşa gömleğimi öyle istedi diyor. New York'a gittiğinde bir tane fotoğraf paylaşmış. Süre giydiği gömlek ve çıkan tatlış göbüşü yüzünden bir takım yorumlara maruz kalmış. Bir de kıyafet seçimi biraz şey. Evet, kıyafet seçimi aslında rahat şey. Adam yani hiçbir şey yok. Tam bir Vedat amca, bir Doblonuz eksik yazmış. Vedat Milor mükemmel ya, cevap mükemmel. Doblo ne? Adam Doblo'nun ne olduğunu bilmiyor ya. İncelemiş, açmış Doblo nedir diye Google'a yazmış. Nedir diyor yani, bakayım ya bu neymiş diyor yani. Ülkedeki ihtiyaçların hepsini tek bir potada eritip en optimal çözümü sağlayan bir buluş. Tebrik etmek lazım. Parantez içinde siz söylemeden belirteyim. Hayır, fiyat ile reklam anlaşmam yok. Sen niye böyle okuyorsun ya? Hello darkness my old friend. Bu arada bak Dobloculuk'tan da sıyrıldı. Gömleğin. Şu gömleğe bir bak. Ateş, ateş. Bu şey, bu rengi biliyorum. Taverna. Hayır. Taverna mı? Yani Vedat abim tam bir tavernacı olmuş. Bu rengi hatırlamıyordum. Ya. Onlarda... Kaşık tutuşuna bakabilir miyim? Normal kaşık tutuyor. Ben de böyle tutuyorum. Karıştırıyor oğlum, karıştırıyor. Senin karıştırırken böyle tutuyorum. Yemek yerken böyle tutulur mu lan? Nasıl tutsun abi kaşığı karıştırırken? İşte tam böyle tutuyorum ben ya. Kendimden Vedat Milor şeyi arıyorum. Ortak nokta arıyorsun. Aha, o evet. Zaman şeydi, benim de elim var falan de. Benim de elim var. Ben de giyiniyorum. Ha, öyle şeyler söyle yani. Ben gömlek giymiyorum ama. Ortak noktaları bence o kadar olur çünkü. İtalya'ya gitmiş, orada güzel hanımıyla oturmuş. Eşi Margarita söylemiş. Kendisi de bir incelik yapmış, bir deneyim bakayım demiş. Bunlar ne yiyor? Fasulyeli vesaireli Napoliten pizza söylemiş. İtalya'da havaalanının ortasında adam bak mis gibi. Bir de keyfini yapıyor ya. Keyfini yapıyor, geçtim. Adam gurme adam.
havaalanın içindeki yemek yapan yeri bile beğeniyor. Düşün yani bizim burada havaalanına gidiyorsun. Bir tane simit yiyeceksin de 75 lira para vereceksin. Orada acından ölse bir de üstüne tekmelerler seni. Yani ne acıktın var mı? Fakir köpek diye seni döverler bir de havaalanın içinde. Burada adam gidiyor havaalanın içinde bizim buradan daha ucuza pizza yiyor. Bunu da buradan yarı sistemli bir şekilde paylaşıyor. Tostla diyor aynı para diyor. Ben burada diyor mis gibi diyor yemeğimi yedim, içeceğimi içtim, oturdum diyor. Eşimle güzel vakit geçirdim diyor. Biz burada gidiyoruz havaalanına. Donu kemeri soy. Kapıda bekle yani. Uçaklara bak yani. Şey yok. Hayır ama adam en azından doğru. Yemek yiyip oturup aynen. Az parayla vakit geçirebileceği bir yer var. Ben diyorum ki yanından gelse para alır mı benden diye korkuyorum ya. Adam suyu 15 liraya satıyor. 10 lira suya istiyor. Suya pet suya ya. Sonra köylünün biri gelmiş. Ya sinirlenmeyeyim diyorum sinirleniyorum. Adam vallahi gene iyi dayanıyor yani ya. Ben bile sinirleniyorum. Ya ben o bana söylemiyorum ama yani. Cahilliği için söylüyorum. Cahil ya. Cahilin biri çıkıyor geliyor. Onu gibi okuyorum şimdi. Ankara'da ben pizzadan daha güzelini yarım dolara yiyorum. Biliyor musun yediğiniz pizza ne kadar? Ama havaalanında zaten her şeyin ucuz olduğunu herkes bilir. Herkes bilir yani ucuz ha. Ankara'da o pizzayı benim önüme koysa bir daha oraya gitmem. Çok zevksizmişsin diyor. Öyle damak tadı. Diyor ki Tolga Bey haklı. Boş yapmışım. Napoli pizzası Ankara'da yenir. Ankara'da yenir. Vedat abi haklısın. Doğru söylüyorsun. Yorumlar zaten en az olay kadar komik. Sushi'nin ana vatanı da Çin bağlarıdır diyor. Çin abi doğru. Bunu sadece Ankara alabilir. Bundan sonra da Vedat Milor korunuyor yani artık kitlesini oluşturdu. Ançöz dediğin Eymir Gölü'nden çıkar. Yani bunlar artık yapıldı. Sıhhiye Köprüsü'nün altı gastronomi şenliğine ev sahipliği yapar bizde. Bunu tüm Ankaralılar bilir. Bilmeyenlere söyleyelim. Ankara'da Sıhhiye Köprüsü'nün altı. Güvercin dönerin daha iyi yapıldığı bir yer yok. Muhteşem fotoğrafla Vedat abinin neden Twitter bırakması gerektiğini gösteren evet. Bu muhteşem fotoğraf ve tweetle yayınımızı bitirelim abi. Herkese de çok teşekkür ediyoruz. Siz izlememe devam edin. Biz çekiyoruz. Ha, kafamıza göre. Sizlik bir şey yok. Siz takılın. Yani siz dedim ya kimse yok diye. Yani. Yani siz derken yanlış anlamayın. Seyirciye söylemiyorum. Seyirci değil. Ben karşımda 2 kişi 3 kişi oturuyor. Siz dediğim hep onlar. Yani yanlış anlaşılmasın. Ben de seni şizofren zannedecektim. Dedim kime konuşuyor. Yok çünkü yani ben burada karşıda oturanlar var. Onlar izliyor birkaç kişi. Bizim burada seyirciler var. Siz. Ha, biz onlarla çekiyoruz zaten. Sizde bir alakası yok. Siz takılın. Neyse hadi kendinize iyi bakın. Dikkat edin. Videoyu izle demiyorum bak. Size güveniyorum. Çıkış yapamadım. Geri gidemedim. O rezilliği de koyarsın. Sonra niye izlerim? Asıl Flash TV hareketleri yapıyorsun. Onu da izliyorlar manyak.